Evet, merhabalar Bay Lokumlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyetle misiniz efendim? Crysis'ten kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada bıraktık, buradan gidelim bakalım. Kesinlikle yine Allah belamızı verecekmiş gibi bir hissiyata kapılıyorum. Kayıtlamayayım diye acıcık da bir kontrol ettim. Tamam, her şeyimiz hazır. En son şu hack muhabbeti beni bayağı bir sinirlendirmişti. Şu hack'i kaldıralım şuradan. Bunu şey yapmıştık zaten değil mi? Tamam. Ne kadarımız var? 3 puanım var aslında. Şurayı bir düşman falan vardı ya burada da. Orayı bir halledelim. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Okay. Şu. Allah dur. Ne yaptım ya? Şurada da vardı bir tane. Şuradakini mi? Okay. Kardeş sana destek olacak da bir muhabbet anlatıyordum. Muhabbeti kaçırdım ha. Bunu şey yaparken. Okay. Oradan geçecek mi? Aa geçti. Güzel. İşte şimdi. Tamam. İşte bir teşekkürler Prophet. Teşekkürler. Teşekkürler Prophet falan diyor da ben bu abiye de güvenmiyorum. Yazmışsınız bu arada. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Bu abinin kim olduğunu, ne onun adı ya, teori meori var kardeş olduklarına dair Highgrave'le diye. Bu sadece teoriymiş kardeş oldukları. Şeymiş sanırım işte bu uzaylılar hakkında beraber çalışmışlar. Bu Rush mı? Raj mıydı? Neydi? Bir tane adam vardı ya ben abi bu kim demiştim bir önceki bölümde. Adamın adını unuttum bu arada. Neyse. Onun hakkında yazmışsınız yorumlara. Onun için teşekkür ediyorum. Tamam. Ben gidiyorum o zaman artık. Burayla bir şey yapacağız. Haydi hayırlısı. Yap bakalım. Oturum Psycho, açacağım. Psycho içerideyim. Şimdi sel güvenliğini hackliyorum. Hackle bakalım bebe. Bana hacklettirme de sen ne yapıyorsan yap. Aa, geçen o ne kadar hızlıydı o ya öyle. Çok iğrençti. Aa, gücü kestik. Bunu sökeydin ya. Bir daha yapamazsın hiç kimse gibisinden sanki. Olsa mıydı? Beni neden mermim görünmüyor şu an? Yedek jeneratör mü? Tabii yani. Pardon bu arada. Gıcık var bende şu an. Ne? Ne? Ne oldu? Hayır. Bu kadar aptal olamaz. Ne yapmışlar? Yedek jeneratör ne? Hadi gali. Yedek jeneratör mü bu? Alfa Sev. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Giysi yeniden başlatılıyor diye. Çok iyi. Abi neden mermim yok ya? Ne başarısız. Yok mu diyor? Ne yapacağım? Bence de sıçayım yani bence de. Attım mı kendim? Attım. Nice. Allah. Ya silahım yok, mermim yok galiba benim. Giysi bozuldu diye mi böyle oldu? Alfa Sef var şu an. Ne yapacağız? Şimdi hemen kapışıyor olamam değil mi Alfa'yla? Bence hemen kapışmamalı. Prophet, sen iyi misin? İyiyim bebeğim. Bu gerçekten harikaydı. Oğlum ne harikaydı? Ne gördük? Farkında mısın Hayır, sen? Hayır değiliz. Sistem X. Bunların enerji kaynağı Alfa Sef. Ben söyledim size hiç kimse bana inanmadı. Aha bak bak yayılan enerjiye bak. Geliyor. Tıştık. Bozulacak giysin. Aha. Ah tanrım. Öngörülerin gerçekse bu dünyanın sonu ya. Geldi mi demek? Öngörülerden bahsetme bahsetme Hayır. deyip duruyordunuz o bana. O çocuğunun dışarıda olduğu anlamına geliyor. Bu da onu öldürebilirim demek. Tamam sen öldür ben karışmıyorum bu arada. Ne istiyorsan yapabilirsin. Beni bulaştırmayın ya aman. Hiç kendiniz yapmıyorsunuz ki hep yapıyorum. Bunu şimdi sel veri bankalarından kopardım. Hadi en bakayım. Büyük sırrı ortaya çıkardık gibi görünüyor.
O yaratık sel enerjisi. Ben dedim, kimse bana inanmadı. Beklediğimden daha güçlü. Ama onun yakınındayken Seflerin benim görmemi istemedikleri şeyleri gördüm. Benim kafama girebiliyorlarsa ben de onların kafalarına girip zayıf bir nokta bulabilirim. Hadi inşallah. Psycho, böylesi bir giysi kıza biliyor musun? Evet. Senin beni tuttuğu deri yüzme laboratuvarında. 30 mikro içinde orada bağlantı kuralım. Orada dikkatli ol Michael. Asla affedemeyeceğin bazı şeyler vardır. Aa, kadını buluruz. Pıtık pıtık yaparız kadına. Hem Psycho balım da rahatlamış olur. Bir intikam derdinden falan. Bu gıcık ne alaka abi ya? Ay inşallah geçmiştir artık. Su içiyorum yine geçmiyor. Çok gıcıklandım. Hades Kulesi. Aa. Her şey sakin. İyi, hala bunları mı öldüreceğim? Bunu duyuyor musun? Duyamazsınız beni. Ben sinsi bir bıdık suyum. Yanlış alarm. Anlaşıldı. Hap taramayı devam ettir. Tam burada başlamazsın inşallah değil mi? Bende değil şu an. Ay gerildim kızı çıkırdım. Orada bir şey mi var? Var var bir şey var lan. Nasıl böyle haşırt yapıyor ama. Normalde ben çok insancıl bir insanım. Gerçekten çok humanistim. Nereye gitti? Bilmem ki ne. Abi bende mi? De bende değil hala. Ben oynamıyorum şu an. Temiz temiz aynen. Orası da temiz. Evet hiçbir şey yok hayır, burada. Hayır Profit'ten hiç yok. Onu çağır. Yok yok. Black Tail aktüel. Black Tail Liner konuşuyor. Delancey 4 Alpha temiz. Bir sonraki kadrana ilerliyoruz. Tamam. Olumsuz Black Tail Liner. Yükselen kırmızı yıldız durumu Next tarafından başlatıldı. Bütün dış devriyeler. Yükselen kırmızı yıldız. Bunun bir hata olmadığını onaylayın tamam. Onaylandı. Yükselen kırmızı yıldız durumu ayarlandı. Tamam. O ne ya? Siktir siktir siktir. Bunların sorunu ne? Yükselen kırmızı yıldız. Ne düşünüyorlar acaba? Bilmiyorum. O neymiş? Burası siktir et. Hadi buradan çıkalım. Hey. Siva ne olacak? Boş ver onu. Bize yetişir. Ha benim öldürdüğüm elemandan bahsediyorlar herhalde. Boş ver onu bize yetişir diye. Kırmızı marımızı ne anlattı bunlar ya? Bu yükselen kırmızı yıldız hakkında ne duydun Selko? Aynen ben bilmiyorum onu. Hayır hiç. Sel kolaylıkla bilgi vermez. Ne bulabiliyorsan öğren. Randevuda buluşuruz. Randevuda buluşuruz bebeğim bir dakika. Buradaki durum berbat. Rush ve Claire devre dışı. Ben ne olduğunu öğreninceye kadar tek başınasın. Peki. Nereye gideceğim ben? Ben tek başıma da hareket ederim. Problem yok şu an. Sadece şey yani. Ne onun adı? Ne diyecektim ne diyeceğimi de unuttum. İyi mi? Görüyor musunuz? Bak. Bu avcı mavcı uzaylı muhabbeti olmasın. Ben okeyim. Ay dur ya. Bu helikopter mi var abi yukarıda? Ha, helikopter yok, şu muhabbet var. Okey. Benim şuraya gitmem lazım. O kaldı. Ya abicim git ya. Git be. Şurada bir... Git git. Bir şey değil. Şşş. Herkes sessiz olsun. Hiçbir şeycik yok burada. Oklarımı ver bana. Uyuyamayacak pislik. Hala bana pislik bir şey, pislik, bir şey diyorlar. Görmedin oğlum ne gördün? Yok hiçbir şey. Ne görmüş olabilirsin? Ya ben bu ışığı hiç sevmedim ha. Bu ışık git ya. Yüzü öldürse... Ana sıçtık. Gider misin? Allah rahatsız. Öldüm. Ç-
Shallow'un içinde bence beni görmezler. Bence beni görmezler. Aynen aynen oraya at. Yok hiç kimse şu an burada. Ay herkes çalının çırpıtan içinde ya. Şunu alabilirsem. Güzel. Şu beni görmesin. Aynen. Aa ben niye elektrikliyim ya? Neden biliyor musunuz? Çünkü en son şeye sıktım elektrikle. Ne onun adını? Dur söyleyeceğim. Taretleri mi ne vardı ya bunların? Temas! Hedef! Sus lan! Yok temas yok. No temas. Bebeğim. Temas falan yok. Temas olduğunu kim söylemiş? Ya şu ışık. Gitsene ya bir. Bir gider misin? Bir şey deneyeceğim. Bir git. Saklambaç mı oynamak istiyorsun? Aynen. Saklambaç en sevdiğim. Gel bakayım bulabilecek mi beni? Gel bir bak bakayım ben burada mıyım? Orada mıymışım ben? Geri zekalılar sizi. Sinsi sinsi. Ay enerji az bu ya ama hadi hayırlısı. Güzel. Şimdi yine şurada. Hah aynen. Bir enerjimizi toparlayalım. Başka da bir insan evladı var mı? Şurada bir okumu işaretleyeyim de ben. Ok mühim çünkü biliyor musunuz? Ok çok mühim. Şu ışığa çok sinirlerim bozuldu benim de neyse. Artık. Mecbur katlanacağız. Her yerde boka batmış. Oklarımı verirsiniz bana be. Okey. Şöyle bir yine şurada bir enerji. Yokum yokum ben. Hiç kimse yok burada. Gerçekten çok ciddiyim hiç kimsenin olmadığı konusunda. Enerjim çok çabuk bitiyor. Ona ne yapabilirim bilmiyorum. Keşke bir şey yapabilsem enerjimin bitmesine. Şurada da tekrar ayarlamak istemem. Kontrol noktasına falan girelim de öyle ayarlayayım dedim de. Beni görürlerse veya ölürsem çünkü tekrar ayarlamak gerekecek. Bu neydi? Sağlık, daha uzun pelerin süresi. Bu aslında güzel. Sessiz yürüme, gizlilik şeyini açıyormuş, hareketini açar diyor. Ama bu da güzel. Buna verebiliyorum galiba. Daha hızlı enerji doldurması, daha hızlı silah doldurma. Değişik, bilmiyorum. Neye vermemiz gerektiği konusunda bir fikrim yok. Güçlü tekme. Ya bilmiyorum. Ben buna mı versem acaba? Daha güçlü zırh. Bunu tekrar açamıyor muyum ya? Açmadıklarımı açmam gerekiyor galiba. Yani ben yakın dövüşü açmak istemiyorum bu arada ya. Sanki en iyileri buymuş gibi geliyor bana. Neyse. Bunu bir şey yapacağım ben. Yani deneye deneye öğreneceğiz en kötü bunu. Şunu alayım mı? Aa, yok. Şurada bir enerjim de olsun yine. Oo bak burada varlar. Şunları da işaretleyemiyor muyum ya onları? İşaretleyemiyorum şu valla. Aa düştü. Bunlar adamın epey ileride. Aa kayıp noktasına geldi çok iyi.
Bunlar onların istihbaratçıları. Doğrudan yok ediciye kirli sırlarını taşıyor olmalılar. Prophet, eğer o istihbaratçı hakkında görüntü sağlayabilirsen bana kimin işkence yaptığını anlayabilirim. Tanrım, sel sırlarını taşıyan ön bellek olabilir. Okey. Prophet birazcık yardım istedi gibi bir şey oldu. Ay Prophet demişim ya. Psycho. Psycho balıma yardım edelim. Severim Psycho balıma yardım etmesini. Şunu da işaretleyelim. O taretmiş. Şunu bir ekleyelim o zaman. Okay, nice. Nice. Şimdi görebilecek miyim acaba? Göremeyeceğim sanırım. Bir enerjimiz de olsun yine. Ay ben şu dürbünü mü değiştirsem? Ben bununla hiç göremiyorum. Normal dürbüne geçsene ya. Şimdi Prophet'ı bulun. Yine mi susturucu yok bunda? Yine susturucu yok bunda. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Onu kuşat. Kuşat beni kuşat. Kuşatılmak istiyorum gelin. Bir dakika. Birazcık şey olacak şimdi. Action. Okey. Keşke tek mermide headshot atabilmiş olsaydım sana. Ama olmadı. Uh-oh. Okay, bir dakika arkadaşlar, halledeceğim şimdi. Geliyor mu bu bana? O intel için bir escort gönderiyorlar. Girişimde bulunmak için fazla vaktimiz yok. Ama bana kimin işkence yaptığını bulmak, sahip olduğum bazı kişisel sorunları çözer. O ne lan? Biri sıktı bana, kim sıktı? Tam da Psycho'yu dinliyordum. Ya tamam sana işkence edeni bulacağım kardeş ben de. Bir saniye bir beklersen. Çünkü biliyor musun burada olaylar oldu. Ben susturucusuz öldürünce adamı sıkıntı çıktı yani. Bir de görebilsem. Allah'ım bir de görebilsem. Şurada bir tekrar bir enerji yenileyim. Çok yakın şunlar da. Bunlara var ya patlayıcı ok mu sıksam acaba? Ama patlamadınız mı ya? Ben patlarsınız dedim de. Patlamadılar görüyor musun kadem sizi? Ne oluyor lan buradan da ses geliyor sanki. Öl lan. Kimisini kuşatın. Allah dur tekrar bir enerji. Abim pardon. Gelme. O değerli peyin. Onu götürün. Tamam bu da olur, bu da olur. Bu da yenir. Z ile şey yapabiliyor muydum ya? Çömebiliyor muydum? Çömemiyorum şu an ama. Gel bakayım sen de. Nice.
Okey, enerjim dolsun. Tekrar sıradakinden devam edeceğim. Hadi gidelim. Hadi gidin. Git bakayım. Aa, buraya mı geliyor? Aa, ne güzel geldin la sen buraya. İlerleyin, onu bulup çıkaracağız. Gelme gelme. Sinsi sinsi. Geliyorum, hazır mısın? Öldüreceğim seni. Sonsuza kadar saklanamazsın Prophet. Sönüyorum ben şu an. Kardeşim bir susarsan eğer. Bir sessizlik rica ediyorum. Ben Psycho balıma kim işkence yapmış bir onu öğreneceğim. Ondan sonra gideriz. Yerimize, yurdumuza. Okey. Abim sen bana mı dönüksün? Desteğe ihtiyacım var. Burada tamamen... Evet, bana dönük. Okey, desteğe ihtiyacım var. Kabul ediyorum. Bence de desteğe ihtiyacınız var. Yani böyle de olmaz yani. Bu ne böyle? Sizi bırakmışlar buralarda. Gitmişler. Boş değil. Ha, ben şurada bir tekrar bir enerji yenileyim yalnız. Sonra devam. Buradan niye geçemiyorum ki? Keşke geçebilsem. Şu taret bendendi. Problem yok. Orada bir sürü şey var yalnız ha. Oo, bak nano geliştirme de var. Ya biz muhtemelen hepsini açacağız da hangisi iyi olacak onu öğrenmemiz gerekiyor gibi. Birazcık. Şey yapmışlar yani işte bir yerde bak şunu al, gizli gitmen gereken yerde bunu takın, çatışma yapacağın yerde şunu takın gibisinden olmuş da o değiştirme işlerini ben pek beceremiyorum ya. O bende pek iyi değil o konu. Unuturum yani ben zaten. Oo, benim şeyden verdi. Şu mermiden verdi. Çok iyi bu arada bunu vermiş olması. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Ekleyelim şunu da. Okey. Şunu da ekle hemen. Nice. Başka bir şey var mıdır? Bu var, bu var. Başka bir şey yok. Tamam. Böyle daha yukarıya çıksam ben. Abi helikopter falan var ya. O birazcık sıkıntı oldu bak. Enerjim az olsa da bana bir etki yapacak mı bu? Şöyle hemen zırhımı açayım. Oo, aynen. Oo, şunlara bak. Bir sürü belge. Datalı matalı bir şeyler. Bu hacklenmelik bir şey mi ya? Aynen. Kardeş hackleyeceğim bu cuma. Yardım modunda. Siper bulun. Aynen, bulun siper. Çabuk. Geç sipere. Iron Horse'un yerini tespit ettim. Harika. Deri izme laboratuvarı dosyasını ara. Ben hepsini alacağım kardeş bunların. Ay şu dürbünden çıkarsak eğer. Hemen ver bakayım. Sel kurulu üyeleri diyor. Kovan zekasının olumlu olumsuz yönlerine genel bir bakış talebinize karşılık benim yanıtım şudur. Kovan zekası yalnızca bir amaç birliği sağlayarak yöndeşleştirilemez. Bir sef kovanının bütün üyeleri bir olarak düşünür ve hareket eder. Bu da onu son derece verimli, düşük artık seviyeli ve son derece tepkisel bir tür kılar. Ayrıca binlerce zihnin bağlanması bizim en tutucu tahminimize göre bile, bizim en gelişmiş bilgisayar sistemimizden bile son derece ilkel kılacak bir kitlesel işleme gücü seviyesi sağlar diyor. Uzaylı düşüncesi yapısını anlamamız hala zor olsa da Sef Kovan zihninin bir süper dahi olması ihtimali son derece yüksektir. Bu ürkütücü ihtimali
bu ürkütücü bir ihtimali ortaya çıkarıyor. Biz Sefleri neredeyse hiç anlamasak da onlar bize son derece iyi anlıyor olabilirler. Sef ikinci aşama Kovanzini'nin önemli zaafı, işlev görebilmesi için tamamen Alfa Sef'e bağımlı olması görünüyor. Yukarıda altı çizilen avantajların bu büyük zaafı telafi etmeye yetecek kadar çok olduğu varsayılabilir. Ayrıca birey kovan üyelerinin kovan zihninin rızası veya yönlendirmesi olmadan anlamlı biçimde hareket edememeleri insan bakış açısından ikincil bir zaaf gibi görülebilir. Bir kovan yaratığı için bireysel kimlik, düşünce, tutku ve irade tamamen imkansız olan ihtimallerdir. O doğduğu günden öldüğü güne kadar tamamen itaat edebilir. Bu bilişsel fenomenle ilgili teorik taslak ve destekleyici laboratuvar çalışmaları için 200'ün üstünde detaylı talep aldığımızı belirtmek isterim. Kurulun nihai amacını sorabilir miyim? Doktor J. Kane diyor. Bu abim. Şunu ver. Talep reddedildi diyor. Silverback şu an sevk edildi. Geriliç ayarlamıyor. Üzgünüm. Liberty kubbesi kendi başınızdasınız diye söylemiş. 105'i Harris, stratejik destek bilmem neyi falan filan vesaire bir şeyler var. Bunu da ver. Beyler, yaşlı bir ahmak gibisi yoktur. Erler, bu Carl Rush denen adam işte. Gerçekten çok yaşlı bir ahmak. Kurcalayacak yeni bir uzaylı teknolojisi elde etme ümidi, çalışmasının bir gün insanlığa yarar sağlayacağı gibi oldukça saf inancıyla birleşecek. Birleşerek bizim sel ajanlarımızın onu ve Hargrave Rush Biochemical Başkanı olarak verdiği kararları manipüle etmesine izin vermeye devam ediyor. Sel'in şimdi HRB'nin diyor. İşte bu biraz önce Hargrave Rush bilinen nesinin bağlı ortağı olduğunu bildirmekten mutluluk duyarım. Ve her geçen gün hem sahip olduğumuz etki hem de kaynak atamaları açısından en iyimser öngörülerimizi bile aşacak şekilde büyüyoruz. Yine de Başkan Rush son New York fiyaskosunu sel için uluslararası bir zafer olarak yeniden paketleme planımızı yalnızca isteksiz biçimde destekliyor. Ve merhum Lockhart'ı hepimizi kurtarmak için hayatını feda eden sel kahramanı olarak programladığımız yeniden markalama ve tanıtıma açıkça direniyor. Özel pazarlama analistlerimiz, uzun vadeli hedeflerimizin gerektirdiği zorunlu politik ve popüler desteği güvence altına almamız için bu bakış açısının hayati önemde olduğuna ısrar ediyor diyor. Belli ki Carl Rush'ın aradan çıkarılması gerekiyor. Ne yazık ki yalnızca geçen bir ay içinde Hargrave Rush Yönetim Kurulu'nun iki sadık sel taraftarı daha ekleyebildim. Şimdi burada da çoğunluğu sağlamanın eşiğindeyiz. Bu gerçekleştirildikten sonra yaşlı ahmağı aradan çıkarabilir ve hedeflerimize müdahale olmadan ilerletebileceğiz diyor. Rush gittikten sonra aynı zamanda modası geçmiş Hargrave Rush markasını da çöpe atabilir ve birleştirilmiş şirketimizi yeni, güçlü ve yoğun biçimde desteklenen yeni bir kurumsal kimlikle geliştirebiliriz. Sel. Beyler, gelecek bizim. Onu almamızı bekliyor diye Goodwood diye birisi söylemiş. Bunları falan hep okuduk zaten. Diğerlerini. Burada ışık var şimdi. Şu ışığı bir şey yaparsam ben. Neredeyim ya? Görünmüyor daha hiçbir şey. Gidiyorum bir yere ben ama. Duvar herhalde burası. Abi bak yine geldi. Bu nereye gidiyor? Kardeş sen nereye gidiyorsun ya? Hadi neyse git, gitti adam. Bana zaten bunlar lazımdı. Sıkıntı yok yani. Görüşürüz, Allah'a emanet. Ne yazmışlar? Giysi kayıp, çıkarılması gerekiyor falan. Harrison, giysi çıkarma ameliyatı sırasında ölümcül travma. Giysi kaybetmişler. Veri silinmiş. Giysi kayıp diyor. Giysi kayıp. Hiç ellerinde giysi yok galiba. Giysi çıkarmadan önce ötenazı yapılmış. Giysi kurtarılmış. Birisinden çıkarmışlar. Giysi kurtarıldı diyor.
giysi çıkarma ameliyatı sırasında ölümcül travma, giysi çıkarmadan önce ötenazı yapıldı, giysi çıkarma ameliyatı sırasında ölümcül travma, ölümcül travma. Ooo, ötenazı yapmışlar, şey yapmışlar, kaçan denek, isyancı Milo diye, isyancı terörist yazılmış. Giysi kurtarıldı, ötenazı çıkarma ameliyatı sırasında ölümcül travma, kısmi olarak giysi kurtarılmış. Biz falan yazıyor muyuz acaba diye baktım da. Savaşta öldü, ameliyatta öldü falan filan. Bu kim? Doktor. Aha bu mu? Bir şey buldum ama ben... Buldum onu. Ne diyor? Hiçbir şey. Evet. Düzeltilmiş. Hiçbir şey. Siktir. Veriyi toplayalım. Nasıl olur da şirketimizin şirketini elinden aldığımızda Carl Rush bir ömürlük araştırma ve yeniliğin yok edilmesine izin vermiş olabilir. Rush'ı aradan çıkardıktan sonra onun çalışmalarını yedekleyen ve benim kullanımım için saklayan gizli sistemlerimiz olduğunu sanıyordum. Ama işte birkaç kişisel günlük yazısından başka hiçbir şey yok elimizde. Rush bütün casusluk politikalarımızın hepsinin farkındaydı ve başarılı bir biçimde bir ömürlük çalışmasını yeryüzündeki bütün bilgisayar sistemlerinden sildi. Baştan onun giysileri olmak üzere çalışmanın fiziksel ürünleri dışında hiçbir şey kalmadı. Daha önce de pek çok kez söylediğim gibi Rush'ın en büyük başarısı üretiminde makina, insan ve saf bileşimini kullandığı insan ötesi nano asker oldu. Giysi malzemesi üstünde yıllarca deney yapmama rağmen onun sonuçlarını yeniden üretmeyi başaramadım. Gerçek SEF teknolojik entegrasyonunun kutsal kasesi nano giysinin kendisini daha ileri teknolojilerle ve SEF biyoteknolojik sistemleriyle geliştirerek ilk yapılandırmanın ötesinde evrimleşme konusunda potansiyel yeteneği gibi ki bu süreci pek çok nano giysi özellikle de Prophet tehlikeli ve öngörülemez aşırı uçlara taşıdılar. Erişimimizin ötesinde kalıyor diye söylüyor. Rush bu süreci Tankusta öz yenilemesi olarak tanımladığı bir gelişmeyle bir miktar denge katmayı başarmıştı. Ama bu insan SEF ve makine karışımından oluşan sürekli değişim halinde kokteylin operasyonel sınırları bunların ötesine geçmenin mutlak sonuçları gibi bilinmez olarak duruyor diyor. Kurul Prophet üstünde bütünsel deney iznini verdikten sonra Rush'ın bu öğeleri evrim halinde entegrasyonda nasıl başarılı ve tutarlı kıldığını biraz olsun anlayabilmeli ve bu anlayışı onun çalışmasını kopyalamak için kullanmayı başarabilmeyi umuyorum. Bir teknoloji senin eline geçtikten sonra durdurulamaz olacağız diye söylemiş. Gerizekalı bunlar. Yükselen kırmızı yıldızı görüyoruz. Bunun bir tatbikat olduğunu onaylayın. Ha, bu şey çıktı ya yerin yüzünden. Ondan bahsediyor olabilirler bu arada. Bunun bir tatbikat olduğunu onaylayın diye. Hasiktir masiktir dediler ya. İşte bu Alfa Sef'ten bahsediyorlar sanırım. Yükselen kırmızı yıldız diye. Daha önce işte yedek jeneratör onu kullanıyorlar ya. Eğer ki o çıkarsa işte bir şey olursa. Ne yaparız gibisinden de herhalde o. Yani ben öyle anladım. Kardeş arkadaşların öldü. Sen gittin oraya ama. Yani. Hah öldü yani yapacak bir şey yok. Aa bu ne lan böyle? Aa bu taret herhalde. Ne oluyor lan? Aa sen kumandanı konuşuyor. Kumandan abim ne haber? Ben geliyorum ha haberin olsun da. Şu mermiyi de işaretleyeyim de ne olur ne olmaz. Peki abi. Merhamet yok dendi bana bu arada. Tamam ben de öyle davranırım o zaman. Merhamet yoksa ben de merhametsiz bir insan olurum. Benim için hiçbir problem yok. Allah. Bence Prophet için de yoktur. Da ben bunu bir ekleyebileydim iyiydi. Okey. Hızlı olalım bir.
Başka mesafeyi azalt diyor. Bu da bayağı uzaktaymış. Şunu da ekleyelim. Nice. Oo, şu tuvaleti eklemem lazım benim aslında. Sıçtık yine sıçtık ha. Yapamadık tuvaleti. Çok zor ya şu tuvaleti eklemesi. Kardeş bir şunu bir ekleyebilir miyim ya? Bir herkes sussa da ben şuna eklesem. Nice hocam. Çok iyi bu arada. Oh ne güzel de öldürdü ha. Göremiyorum yalnız ben şeyi. O ne olacak? Tamam sniper'ı bir kaldır. Bu kalsın. Gidiyorum. Tamam burayı hackledim zaten. Burada bir problem yok. Buradan geçebilirim. Şurada şey var. Burada var. Burada var. Burada var. Şunları da bir tuttuk mu? Kardeş bu ne? Menzilli şey. Gerek yok buna. Geldiğin gibi geri gidersin işte öyle. Yapacak bir şey yok kardeş. El bombası ver. Arada lazım oluyor. Arada kullanıyoruz. Dur. Oo dolu abura. Bu kadar insan yokmuş yani. Daha fazlası varmış. Enerjimiz de olsun da be. Ben yukarı nereden çıkacağım acaba? Bilen. Son temas. Aynen siz bir son temas noktasına bir gidin. Şunu bir... Aa abi geliyor ya. Of. Şu an var ya nasıl bir bokluğa düştüm biliyor musun? O yırttık valla. Vallahi yırttık. Yani benim orada hiç onu şey yapmamam gerekiyormuş. Ama yapacak bir şey var mı? Hackleyesi mi tuttu? Kardeş. Öyle güzel durma. Anlayacaklar. Gerçekten. Şunu da bir ekleyelim. Bir rahat rahat bir gidelim de biz. Nice hocam. Şimdi ha merdiven. Abim. Geçmiş olsun. Dur enerji azlıyor. Şurada bir hemen enerji. Şunu da ver şunu da ver. Bak şunu işaretlememişiz işte mesela. O ne? Kardeş ben orada bile değilim. İnsanlarda nasıl bir travma bıraktıysak artık. Hey o ne? Ne oluyor ya? Bir şey oluyor ha. Uf. Şey falan gelmesin ha şimdi. Gelir mi gelir ha olabilir yani. Açılmıyormuş burası. Okay. Burada neler oluyor? Ne oluyor? Ben de bilmiyorum ki. Ne oluyor ya? Bir adamımız düştü. Açılmıyor ha buralar. Burada bir birim düştü. Herkes dikkatli. Evet herkesin bence de çok dikkatli olması gerekiyor. Yani ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Acaba? Kardeş buradan çıkılıyor mu ya? Ben nereden yukarı çıkıyorum tam olaraktan? Oradan da çıkılmıyor. Ha buradan çıkıyor. Aa bir dakika bir dakika.
seni bir aynen. Oh, bizler gibiyiz ya. Şimdi tekrar yukarı çıkmamız gerekiyor diyecektim ki abim yanıma gelmiş. Okey. Yukarıda yine kaç kişi var? Son pozisyonunu tarayın. Bu değerli pelerinin seni koruyamayacak fişti. Öyle mi diyorsun sen? Öyle mi dersin? Koruyamıyormuş mu? Gerizekalı seni. Aa, gördü mü ki ya beni? İnşallah görmemiştir bu arada. Abime de bak lan şey takıyorlar, gece görüşü veriyorlar. Abilerim de göremiyor ondan sonra. Bayılırım saklambaça diyorum yani. Öyle gizli gizli sizleri şey yapıyorum ya, öbür tarafa gönderiyorum ya, bayılıyorum. Şunları da bir işaretleyelim. Bak aşağıda şey var. Oo dur. Burada da birileri varmış. Bunları da bir işaretleyelim. Enerjimizi de dolduralım. Gel bebeğim sen de. Aha. Çok iyi. Aa, burada da var abi. Şimdi ben bunu alırsam bu beni görecek galiba. Süper gizlilik maksimum seviyede mi? Bir dakika. Enerjim dolsun. Bul bakayım beni. Gel bakayım, ben burada mıyım? O burada değil. Emin misin burada olmadığıma? Biraz önce adamı görememiştim ki. Göster bakayım kafanı. Aa, cephanem az. Bana bir tane daha lazım ha bundan. Öldü mü ya? Kardeş öldüysen niye beni şey yapıyorsun? Geriyorsun. Germeyin beni. Almadım şeyi, farkındayım. İlk önce şunu alalım da. Bundan için geldim aslında. Hah. Burada benim biraz önce kullandığımdan var mıdır kardeş? Yokmuş. Üzdü. Ah, şunu da ver. Ney bu? Bu eğitim tatbikatı değildir. Yükselen kırmızı yıldız başlatıldı. Hazırlıklara başlayın diye şey gelmiş. Aynen, sanırım benim söylediğim ya bu. Ne oluyor lan? Düştüm ya kız. Şimdi işte bu iş sıkıntı. Bunu yapmam lazım. Nice. Güzel. Cephanem var. Çünkü normal silah kullanmıyoruz. Normal silah kullanmadığımız için birazcık sıkıntılardayız. Benim nereye gitmem gerekiyormuş? Aa, benim yukarı mı gitmem gerekiyormuş? Aa, bu gerizekalılarla işim yok o zaman benim şu an. İyi, okey. Taritimi maritimi de açtım zaten. Yukarı çıkacakmışız bak, görüyor musun? Ben fark edemedim onu. Bileydim, kaldıydık yukarıda yani. Ya aynen, çıktığım yerde olmam peki. Efsane ya. Gidiyorum. Kayalım gidelim. Bir şeyler var mı diye bakayım da ne olur. Ne oluyor be? Kayıt noktasına geldim. Telsiz kontrolü, telsiz kontrolü. Buralarda bir şeyler var ha, ben söylüyorum size. Komlar düştü. EM dalgası ağı yıktı. Rush firar halinde.
En büyük önceliğim o olmalı ama Michael talimatını aldı. Rush firarlama. Abi ne oluyor lan? Aa sıçtık ha. Bir şey diyeyim mi? Sıçtık. Atla. Hiç iyi şeyler olmuyor şu an burada. Yukarıdan mı gitmem gerekiyor benim? Abi nereden gideceğim lan ben? E kaldım kardeş ben burada. Farkında mısın? İnşallah farkındasındır. Kaldım yani. Ha, okey. Nasıl ya? Çıkman gerekiyor mu buradan? Bence buradan senin çıkman gerekiyor. Ha böyle, okey tamam. Bir dakika, bir şeyler var mı? Var. Yine arkayız. Bu nedir? Ha, okey. Görüşürüz. Evet, sevgiler mi ne var galiba? Adamlarını yeni bir çatışmaya hazırla. Oyunun kuralları değişti. Sıkıntı. Bir şey diyeyim mi? Çok bir sıkıntı. Kaç dakika olmuş? 46 dakika olmuş. Allah. Dikkat Prophet. Sel kayıtlarında senin konumuna yakın bir yerde bir sef zihin taşıyıcı olduğu yazıyor. Uzaylı etkisine olan hassasiyetinden dolayı oradan uzaklaşsan iyi olur. Olumsuz. Seflerin tek bir kolektif zekası var. Bir kovan zihni ve bu tamamen alfaya bağlı. Şimdi serbest. Hepsi uyanıyor. Eğer bu zihin taşıyıcılar sürecin bir parçasıysa onu gözlemlemem gerekiyor. Bir kovan zihni mi? Ama ya. DNA'nda bir sürü uzaylı materyal var. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Sus abla ya. Hemen şuna da bir bakalım. Hala ondan iz yok. O giysi içinde ölümcül bir hayalet gibi. Onu laboratuvara götürene kadar bekle. Bakalım bu olmadan ne kadar güçlü. Gerizekalı ya. Robot olmuşum ben haberi yok. Daha iyi bilirler. Prophet olabilir. O daha iyisini biliyor. Bu da neyin nesi böyle? Ya neyin nesi geldi? Kuzul bilmem ne geldi. Tatbikat değildir kardeş. Bu bir tatbikat değildir. Haberin olsun. Ay. Ne yapalım biliyor musunuz? Ya bu bölüm kısa oldu ama haftada iki gün geliyor. O yüzden biz burada bırakalım. Haftaya bu kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yer dediğim işte bu şeye uzaylılarla maceramıza diyelim kaldığımız yerden devam edelim. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. İşte Sel'in yaptıkları da gün yüzüne çıktı. Alfa Sef diye anlatıp duruyorduk. Hiç kimse bize inanmadı. Alı gördünüz mü şimdi? Olduk yani. Evet. O zaman bugünlük bu kadardı diyorum. Bay bay.